Türk Savunma YouTube kanalından tüm takipçilerimiz ve askeri teknolojileri yüksek çözünürlükte kaliteli olarak kanalımızdan takip etmeyi tercih eden herkese selamlar. Türkiye, kendi coğrafi ve iklim koşullarına uygun bir helikopter arayışındayken İtalya'nın ünlü Agusta Westland şirketiyle lisans hakları kendinde olacak şekilde ortak üretime girmeye karar verdi. Bunun sonucunda dünyaca ünlenen T-129 Atak helikopteri ortaya çıktı. Hemen peşine ise seri üretim süreci başlatılan Gökbey helikopterini geliştirdi. İlk uçuşunu 2009 yılında gerçekleştiren T-129 Atak, Agusta Westland'ın A-129 Mangusta helikopteri üzerine geliştirildi. Tabi Türkiye'nin özel istekleri neticesinde tasarımından motoruna, silah sistemlerinden yazılımına kadar birçok bölümü sil baştan yapıldı diyebiliriz. Şu anda lisans hakları Türkiye'nin elinde olduğu için ve dilerse motorundan lastiğine kadar %100 yerli olarak üretebileceği, yani önünde bir engel olmadığı için yerli ve milli bir helikopter olduğunu söyleyebiliriz. Tabi bu seçenek kimse için karlı olmayacaktır. Zira maliyetleri artıracaktır. Fakat olası ambargolara karşı da tek çözüm gibi duruyor. Proje hayata ilk geçirildiğinde üretim, montaj, uçuş testleri, eğitim, entegre ve lojistik destek faaliyetlerini TUSAŞ yürüttü. Aselsan ise görev bilgisayarı üretim ve yazılımı, aviyonik sistemleri üretim ve entegrasyonu ve de silah sistemleri tedarik ve entegrasyonunu üstlendi. Agusta Westland ise helikopterin önceki versiyonunun eski lisans sahibi olarak teknoloji transferi, CTS-804A motor değişikliği, otomatik uçuş kontrol sistemi ve helikopter sistemleri izleme birimi gibi görevleri üstlendi. Tabii yukarıda söylediğimiz üçlü anlaşma ilk üretim aşaması için geçerliydi. İlerleyen zaman içerisinde Türkiye bu projenin yerlilik oranını rekor seviyelere taşıdı. Ayrıca elde ettiği kazanımları kullanarak kendi helikopter motorunu yapmayı başardı. Bu motoru da Gökbey ve Atak 2 ağır sınıf helikopterlerinde kullanmayı planlıyor. İlk hedef ise bu hafta seri üretim süreci başlatılan Gökbey üzerine entegre etmek olacak. Zira jandarma tarafından verilen 3 adet siparişte, Atak'ta yer alan LH tek motorları bulunuyor. Fakat 2023 yılında TEİ üretimi yerli TS-1400 motorları entegre edilecek. Ardından bu motorları veya geliştirilen versiyonlarını Atak 2 helikopterinde görmeyi bekliyoruz. 2022 yılı hedeflerini anlatan Savunma Sanayi Başkanı Demir, Özgün Helikopter Gökbey'in ilk teslimatlarının Jandarma Genel Komutanlığı'na gerçekleştirileceğini ifade etti. Ağustos 2021'de TUSAŞ Genel Müdürü Profesör Doktor Temel Kotil, 2022 sonuna doğru Jandarma Genel Komutanlığı'na ilk Gökbey helikopterini teslim edeceklerini açıklamıştı. Kotil, jandarmaya teslimatların yapılmasını takip eden süreçte Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ve yurt dışı müşterilerine teslimatların yapılabileceğini aktarmıştı. Tüm helikopter gövdesinin yüklenerek kritik parçaların test edildiği T-625 Gökbey ile tam boy statik testi 96 kontrol kanalı ile gerçekleştirilirken, helikopter gövdesine 96 farklı nokta ve yönde yük veriliyor. 32 farklı test senaryosu içeren tam boy statik testlerinde yaklaşık 2000 kanaldan sensör verisi toplanıyor. Toplanan veriler, gövde üzerindeki yapısal gerinme haritaları çıkartılarak analiz ediliyor. Testlerin sonunda ise helikopter gövdesinin yapısal dayanım limitleri ortaya çıkacak ve güvenli uçuş ile sertifikasyon süreçleri başlatılacak. Gökbey projesi kapsamında gerçekleştirilen testler, 2014 yılında 4 mühendis ile başlatılırken, 2021 yılında 8 katına çıkarak 32 mühendis ve teknisyene ulaştı. Tesis, dünya standartlarında ekipman ve altyapı ile donatılarak, 3200 metrekare kapalı alana sahip ve tam kapasite ile çalıştığında aynı anda 60 farklı istasyonda 60 farklı test gerçekleştirebiliyor. Kotil, Aralık 2020 itibariyle Gökbey'in sertifikasyon uçuşları icra ettiğini bildirmişti.
Söz konusu uçuşlarda tüm şartların denendiğini aktaran Kotil, bu sürecin uzun sürdüğünü ve gerektiği takdirde sürecin 2 yıl daha uzayabileceğini ifade etmişti. Kotil, Gökbey Genel Maksat helikopterinin ayda 2 adet olmak üzere yılda 24 adet üretilmesinin planlandığını aktarmıştı. Gökbey Genel Maksat helikopter programı kapsamında, milli olarak geliştirilen askeri ve sivil hafif sınıf prototip helikopterleri için kokpit ekipmanları, otomatik uçuş kontrol bilgisayarı, durum izleme bilgisayarı, görev ve uçuş yönetim yazılımları sivil sertifikasyona uygun olarak Aselsan tarafından geliştirilmiştir ve helikopterlere entegrasyonu gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, sivil helikoptere yönelik olarak ekipman teslimatları tamamlanmıştır. Gökbey Sivil Konfigürasyon Helikopterinin sertifikasyon uçuşları devam etmektedir. Helikopter, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma, kıyı ötesi taşıma gibi birçok görevde kullanılabilecek.